katılımınız açık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Deniyoruz. Vatandaş da gelip görüyor burada şimdilik. Ama tam atölyemizi açacağız. Seramikten de çili de var. Çili var. Evet. Trikotaj var. Fırınlar. Karışımız 2500 parça. Makineler var. Makineler var. Makineler var. Aşağıda da ekibimiz. Evet. Dönem sermaye de var. Evet, Sayın Valim, yeni açılan Halk Eğitim Merkezi'nde işte atölyeleri geçiyorsunuz. Sizinle bir görüşleriniz var. Evet, teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii öncelikle Halk Eğitim, ilçe Halk Eğitim Merkezimiz güzel bir mimariye sahip. Bu yönüyle de başta hanım kardeşlerimiz olmak üzere ilçemize çok güzel bir değer katıyor. Şu an itibariyle kurslarımız başladı büyük oranda ve daha da artırarak devam edeceğiz. Birçok alanda gördüğünüz milyon doları geçen Birleşmiş Milletler desteğiyle aldığımız bir yatırım var. Çinicilikten tutun seramiğe kadar işte dikiş kurslarına kadar işte dil kurslarına kadar aklımıza gelebilecek birçok alanda çok güzel kurslar var. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, belediyemizin de destekleriyle ilçemize yakışır bir duruma getirdik. Biraz daha geliştireceğiz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ilçemize. Yeni açılan Halk Eğitim Merkezi'nde evet. Atölyeleri geziyorsunuz. Evet. Kısaca bir görüşlerinizi alalım. Evet, Halk Eğitim Merkezimizin güzel bir binada yeniden böyle hem gelişmiş şekilde ilçemize kazandırdık çok şükür. Binamız yeni, yeni kurslar açılacak. Biz Sancaktepe ilçesi olarak hem halk eğitim kurslarımızda hem ana sınıflarımızda Türkiye birincisiyiz. Kadınlarımıza her alanda eğitimler veriyoruz. Şimdi gezip gördüğümüz hanımefendilerin hepsi müthiş üreticiler, harika şeyler üretiyorlar. Biz de onlara ortamları sağlıyoruz. Hocalarımızın da desteğiyle, katkılarıyla çok güzel işler çıkarıyor. Kadın demek, üretmek demektir. Evet Selçuk Bey, hayırlı olsun. Yine Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Kurslarınız başladı. Evet. Kayıtlar yapmaya başladınız. Evet. Neler söylersiniz? Yeni binamız 29 Ocak itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Bizler de Sancaktepe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz olarak geçen sene 111 bin kursiyerimizle Türkiye'de en fazla kursiyere sahip olan bir halk eğitim merkeziyiz. Sancaktepe Belediye'mizle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde bu işlemlerimizi yürütmekteyiz. Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konseptini değiştirdik biz. Yani bu boyadır, halk ürün emeğidir bunları geliştirerek döner sermayeye aktardık iş işlemlerimizi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden geçen sene 16 milyon liralık bir yatırım aldık. Endüstriyel mutfak, endüstriyel pastacılık atölyesi, büyük konfeksiyon atölyesi, cam, çini, seramik atölyesi. Bu anlamda Sancaktepe'ye iş ve istihdam sağlama anlamında değişik bir misyon üstlendik. Evet. Peki Sancaktepe'lilere ne gibi mesajınız? Sancaktepe'lilere her zaman, her yerde, herkes için eğitim diyerek kurumuza bekliyoruz. 4000 yakın kursumuzla yeni hizmet binamızda kendilerini bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi bunu çekiyorum. Küçük bir meclis mi? Bunlar da olunca yatırım yapılıyor. Kil kil evet. Beyaz. Toprak nereden geliyor peki? Hepsi oradan geliyor. Şey mi yaptınız şimdi sen güveç? Kendisi kuruyordu mu? Yoksa bir cihazla mı kuruyorsunuz? Yok kendisi. Şimdi alçının belli bir emme kapasitesi var. Tamam. Alçı suyunu emiyor. Emdiği zaman da şu et kalınlığı çıkmış oluyor. Buna et kalınlığı diyoruz. Bu seramik ve çili atölyelerinde güzel üretimler olacak. İstanbul ya da verdiğimiz başka simgeler de işlenebilir. Bu hediyelik olarak gelen gidene verdiğimizde, belediyede çok oluyor, bizde de zaman zaman oluyor. Bence biz bunu halk eğitimle yürütelim. Hem kendi ilçemizin üretimi olur. Buradan alalım. Buradan alalım, evet. Tamam, güzel güzel hediyelik şeyler yapalım. Birer numara önce hediye edelim. Kahve fincanı, tabak, efendim vazo tarzı, ibrik neyse, böyle kalite kalite çünkü gelen misafire göre. Tabii ki alırız. Al size pazar. Başkanım burası singer. Eski singerleri hatırlıyor musunuz? Annemin dikiş makinesi singerdi. Gidiş miktarı arasında. Sağ olun.